Meral Hanım'da uzun soluklu bir tedaviye başlayacağız. Amacım iki seansta dişleri daha güzel hale getirmek. Bugün ilk iş diş taşlarını temizleyerek başlayalım. Hazır mısınız Meral Hanım? Hazırım. Bayağı bir diş taşı var. Onları temizleyelim. Yavaş yavaş devam edelim sonra. Diş sağlığı için büyük tehdit oluşturan diş taşlarını temizleyen Çağdaş Bey bir başka önemli konuya da dikkat çekiyor. Şimdi Meral Hanım'da dikkatimi çeken konu şu. Diş etlerine dokunduğumuz zaman diş etleri kanamalı. Siz de ondan şikayetçisiniz değil mi? Evet. Bu toplumda çok sık görülen bir durum diş eti kanaması. Aslında diş eti kanaması tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Sizin diş etleriniz kanıyorsa lütfen diş hekiminize danışıp bu konu hakkında çare arayın. Türk Diş Hekimliği Birliği yeni bir kampanya başlattı. Günde iki kere sabah akşam dişlerimizi muhakkak fırçalayalım diye. Lütfen dişlerinizi güzel fırçalayın sabah akşam. Sıra geldi, diş taşlarını temizledik ve dişin yüzeyindeki lekeleri çıkarmaya. Bakalım dişin kendi rengi ne? Leke tedavisiyle Meral Hanım'ın dişlerinin gerçek rengi ortaya çıkıyor. Diş etlerindeki bakterileri öldürmek için lazerle oradaki dokuların dezenfeksiyonunu sağlayacağız. Lazer gözümüze zarar vermesin diye koruyucu gözlükler takıyoruz. Lazer tedavisiyle diş eti kanamalarına neden olan bakteriler dezenfekte ediliyor. Kısa süre içinde daha sağlıklı dişlere kavuşuyor Meral Hanım. Sıra geldi üstteki gülüş tasarımını uygulamaya. Niyetimiz şu. Açalım bir büyük açın. Üste 10 diş üzerinde işlem yapmak. Niye 10 diş? Çünkü dolu bir gülüş için gülüş hattında çalışmak gerekiyor. Amacımız yandaki dişleri biraz dışarı çıkarmak. Daha beyaz hale getirmek, ön dişleri biraz uzatmak, ön iki dişi biraz daha ön plan almak ki dudak desteklense. Buna gülüş tasarımı deniyor. Niyetimiz Meral Hanım'da 10 tane dişe uygulama yapmak. 10 dişin 9 tanesi lamine yapacağım. Bir tanesi zaten daha önceden var olan metal destekli bir kaplama. Bu metal destekli kaplamayı söküp yine lamine malzemesinden bir tane oraya lamine yapacağım. Metal destekli porselen kaplama dikkatlice çıkartılıyor. Gördüğünüz gibi bu metal destekli bir kaplama. Biz Meral Hanım'a metal desteksiz bir kaplama yapacağız. Çünkü amaç içinde metal olmasın, hem daha sağlıklı olsun, içinden ışık geçsin, gerçek diş gibi görünsün, diş etinde siyahlanma yapmasın diye. Çıkardığımızda açalım. Gördüm ki kaplamanın altındaki diş çürümüş. Ona dolgu yapmak gerekiyor. Ve kaplamanın hemen yanındaki diş eski bir gümüş dolgu. En az 10 sene önce yapılmış belli. Onu da porselen dolguyla değiştireceğiz, yani inleyle. Eski amalgam dolguyu söküp oranın ölçüsünü alıp laboratuvarda seramik bir dolgu hazırlayıp o dolguyu oraya gidip yapıştıracağız. Buna inley veya onlay deniyor. Amalgam dolguyu sökerek işe başlayan Çağdaş Bey yeni sorunlarla karşılaşıyor bu sırada. Kaplamanın altında da bir tane amalgam dolgu vardı ve çürümüştü. Kaplamanın altındaki dolguyu da söktüm. Ve kaplama yapılacak dişe dolgu yapacağız. Onun yanındaki dişe de porselen dolgu yapacağız. Sorunları büyük bir titizlikle tedavi etmeye başlayan Çağdaş Bey, Meral Hanım'ın dişlerini tek tek kontrol ediyor. Solda da eski bir amalgam dolgumuz var. Onu da değiştireceğiz. Yine çürümüş olduğu için değiştiriyoruz. Amalgam dolguları söküp tüm çürükleri temizledikten sonra gülüş estetiği için kolları sıvıyor Çağdaş Bey. Lamine için dişin en yüzünden bir miktar pürüzlendirme yapmak gerekecek. Şimdi o işleme başlayacağız. Dişleri lamine için hazırlarken diş eti seviyelerinde farklar olduğunu gördüm. Özellikle ön iki dişte. Ön iki dişten biri uzun biri kısa diş eti seviyesinde. Ve Meral Hanım güldüğü zaman bu diş eti seviyesi görünüyor. O yüzden pembe estetik yaparak bir tane diş etini daha az görünür hale getireceğim. Elektrocerrahi yöntemiyle diş boyları ayarlanıyor. Gördüğünüz gibi ön iki diş aynı boya gelmiş durumda. Şimdi sıra geldi lamine için ölçü almaya. Uygulanan hassas malzeme sayesinde Meral Hanım'ın tüm dişlerinin ölçüsü en ince ayrıntısıyla çıkartılıyor. Şu an dişlerin birebir kalıbı alınıyor. Fotoğraflar çekildi, dişlerin birebir kalıbı alındı. Gülüşün tasarımını model üzerinde laboratuvar ortamında yapacağız. Ölçü alımını tamamlayan Çağdaş Bey ilk seansı sonlandırıyor. Evet, gayet net bir ölçü oldu. Bütün dişlerin kalıbı çıkmış oldu. Ve artık laboratuvar ortamında çalışmaya hazırım. İyi misiniz? Geçmiş olsun. Çok iyiyim. Elinize sağlık. Çok yordum sizi. Karşılıklı yorulduk. Geçmiş olsun. Sağ olun. Bir dahaki seansta devam edeceğiz. Bir kez daha ziyaret ediyor Çağdaş Bey'i. Bugün Meral Hanım'ın bizi ikinci ziyareti. Geçen hafta diş taşları temizlendi, diş et tedavileri yapıldı. Ve
Lamineler için dişleri hazırladık. Şimdi gelelim Meral Hanım'ın laminelerini prova etmeye. Laboratuvar ortamında modelde hazırladım. Şimdi prova edeceğiz. Açalım gelin. Büyük açın. Ne demiştik? İnlay onlay'lar var ve lamineler var. Öncelikle teker teker prova yapayım. Laminelerle birlikte hazırlanan inlay'i de prova ediyor Çağdaş Bey. İnlay güzel oturdu. İnlay'ın yanında bir tane lamine malzemesinden kaplamamız vardı. Onu da oturtuyorum. Çok güzel. Evet. Ve lamineleri tek tek prova edeceğim. Lamineleri yerleştirip nasıl durduklarına bakan Çağdaş Bey, uygulanan tedaviyle ilgili bilgi vermeye de devam ediyor. Amacımız biraz daha uzatıp biraz daha dudak desteği vermekti. Meral Hanım'ın en büyük şikayetlerinden biri şuydu: benim üst dudağım çok ince. Üst dudak ince olan üst dudağı destekledik. Meral Hanım daha genç, o yüzden üst dudağı kırışmamıştı. Ancak yaşın ilerlemesiyle beraber üst dudak kırışık hale gelebiliyor. Yapılan lamine ile hem dudak kırışıklıkları azalıyor, hem kişi daha genç hale geliyor. Provanın sonucundan çok memnun kalıyor hekimimiz. Laminelerin provasını yaptım. Uyumları çok güzel. Sıra geldi bunları yapıştırmaya. Normal şartlarda yapıştırmadan önce lamine yapılacak bireye hekim ayna ile gösterir. Ancak sürprizi sona saklıyoruz. Göstermek yok. Bakalım Meral Hanım görünce ne yapacak? Hep beraber izleyeceğiz. Göstermeden geri koyacağız. Rahat çalışabilmek için öncelikle dudaklar dişten uzaklaştırılıyor. İçlerine yapıştırıcı sürülen lamine yapraklar tek tek yerleştiriliyor dişlerin üzerine. Özel olarak hazırlanan inlay de büyük bir dikkatle koyuluyor yerine. Yapıştırıcı ışınla beraber sertleşecek ve artık lamineler Meral Hanım'ın bir parçası olacak. En çok sorulan soru şu: laminelerim ne kadar dayanacak? Laminelerim yemek yerken düşecek mi? Gibi. Lamineler aşağı yukarı 10 sene dayanıyor. İyi bakan birilerde daha fazla, dişine iyi bakmayan bireyler daha az dayanabilir. Bunlar tek tek olduğu için diş çürürse dişe dolgu yapmak mümkün. Ancak çok çürüdü, ihmal edildi. Belki laminelerden çürüyenlerinin değişmesi gerekebilir. Bir tanesi değişince diğerini dokunmak zorunda değilsiniz. Laminelerin de takılmasıyla Meral Hanım'ın tedavisi tamamlanıyor. Nasılsınız? Heyecanlı mısınız? Merak ediyor musunuz? Çok hem de. Biraz yordum Meral Hanım'ı. İki seans sürdü işlemimiz. Toplam bir hafta içinde bitti. Zaten amacımız hızlı değişim. Ancak bilin ki her vaka öyle hemen bir haftada bitmiyor. Bazı vakalar var, aylar sürebiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Buyurun. Yeni girişiniz. Ay çok harika, çok güzel Çağdaş Bey. Elinize sağlık. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Yakıştı yani, size. Evet. Çok doğal durdu bir kere. Harikalar yaratmış gibisiniz ya. Çok gülümseyin, güzel bir gülümseyin. Yani. Şöyle rahat rahat gülümse bak, süper. Evet. Şimdi dediğim konu neydi? Hollywood gülüşü diyorduk. Hep konuşuluyor bir Hollywood gülüşü diye. Dudağı takip ediyor dişler. Meral Hanım'ın en büyük çekincesi gülerken dişlerindeki çapraşıklık, renk değişimi idi ve rahat gülemiyordu. O yüzden Hollywood gülüşü verdik kendisine ve porselen laminelerle çok daha rahat gülebilecek hale geldi. Gördüğünüz ne kadar fark etti? İki seansta yapılan bir uygulamayla. Meral Hanım da gördüğünüz ne kadar mutlu oldu ve giderek kendine olan güveni artacak. Bugün tabii ilk seansta şaşkın da biraz. Hemen takınca insan İdrak edemiyor kendi gülüşünü, ancak giderek gülüş oturuyor, giderek rahatlıyor. Ve gördüğünüz dudaklar doldu, dudaktaki kırışıklar gitti, ince çizgiler vardı onlar gitti. Çok daha mutlu hale geldi.